sürekli belgesellerde gördüğümüz duman gibi beyaz şey var ya, deneylerde, laboratuvarlarda bizleri büyülercesine beyaz duman oluşuyor. Bu çoğunlukla nedir mi? Sıvı nitrojen. Sıvı nitrojene gelmeden önce azot nedir ona bakalım. Soluduğumuz havanın %78'i azottur. Havada en çok azot vardır ve ikinci olarak %21 ile oksijen bulunur. Yani anladığınız gibi azot gaz formunda doğada bulunuyor. İnsanlar azot varlığını algılayabilen hiçbir duyuya sahip değildir. Aynı zamanda insan vücudunda ise %3 azot bulunmaktadır. Karbonhidratlara bağlandığında protein özelliği veren azot canlı yapısının 4. en önemli elementidir. Bazı bakterilerin azotu kullanması sayesinde topraktan amonyum ve nitrat şeklinde bitkiler tarafından kullanılabilir. Zaten havanın içinde bulunan azottan direkt olarak bitkiler faydalanamaz. İşte onlar da bunu gübre halinde alabilmektedir. Endüstriyel olarak azotun sıkıştırılması, basınçlanması sayesinde artık sentetik olarak gübreleme imkanları doğmuştur. Mars'taki azot miktarı da %3 seviyelerindedir. Periyodik cetvelde ne ile gösterilir? Atom numarası 7'dir. Erime noktası -210, kaynama noktası ise -196 santigrat derecedir. İşte bu yüzden sürekli gaz halindedir. Renksiz, kokusuz, tatsızdır. 1772 yılında Rutherford tarafından tanımlanmıştır. Nitrojen ismi ise 1790 yılında Fransız kimyager Jean-Antoine Chaptal tarafından kullanılmıştır. Yani azot bildiğimiz nitrojendir. İşte azot deyince işte ama nitrojen deyince böyle uzay ürünüymüş gibi havalı duruyor değil mi? Oysa ikisi de aynı şey. Tarihte kaydedilen en düşük sıcaklık 21 Temmuz 1983'te Antarktika Vostok'ta gerçekleşmiş. Bu da kaç biliyor musunuz? -89 santigrat derece. Bu nitrojenin erime noktası -210 derece. Hadi onu da geçin, kaynama noktası bile -196 derece. Yani bu meret -210 ve -196 arasında sıvı halde bulunabiliyormuş. Kaydedilen en soğuk noktada bile yine gaz halde kalmaya devam edecek. Sıvı ve katı haldeki nitrojen çok işe yarar. Mesela çoğumuz duyuyoruz sıvı soğutmalı bilgisayarlar diye. Ya da yediğimiz dondurmalar o kadar uzak mesafelerden taşınırken ya da dolaplarında saklanma aşamasında, transistör, diyot gibi devre elemanlarının üretiminde, hücrelerin saklanması ve korunmasında. Mesela spermler bu şekilde saklanır. Daha kolay işleme veya kırma için malzemelerin soğutulmasında. Ve deneylerde görsel şov yapmak için. Azot ilk olarak 15 Nisan 1883'te Polonyalı fizikçiler Wroblewski ve Olszewski tarafından sıvılaştırılıyor. Yüksek basınçlı hava kompresörleri sayesinde katılaştırılıp tekrar soğurma yöntemiyle damıtılarak sıvı azot eldesi gerçekleştirilir. Yani bunu makinelerimiz sayesinde yapabilmekteyiz. Azotun kendi başına aslında hiçbir zararı yoktur. Sıvı azotunda. Ama kapalı ortamlarda çalışırken fazla azot yoğunluğu oksijenin ortamda azalmasına yol açacağından ölümleri yol açabilir ki renksiz, kokusuz ve tatsız sıvı azotun kapalı ortamda yoğun kullanımı sayesinde laboratuvar işçisi James Graham bu olarak 1999'da hayatını kaybetmiştir. Tabii katı ya da sıvı azotla temas kurarsanız ciddi yanmalara neden olacaktır bunlar gibi. 1 litre sıvı azot yaklaşık 700 litre gaz ile sonuçlanabilir. Çok hızlı kaynadığından sıvıdan gaza faz geçişi çok hızlı bir şekilde basınç oluşturabilir. Sıvı nitrojeni kapalı bir kaba koymanın sonucunda gaz fazı geçişinde patlamasına yol açacaktır. Hepimizin sevdiği Hızlı ve Öfkeli filmini hatırlayalım. Orada arabalar birbiriyle yarış halindeyken birden hızlanmak için neyi kullanıyorlardı? Araba modifiyelerinden anlayanlarımız bunun ne olduğunu biliyor tabi. Nitro, yani NOS diyorlardı buna. İşte o sıvı nitrojenin ta kendisidir. İki nitrojen ve bir oksijen atomunun birleşmesiyle oluşan dinitrojen monoksit bileşiği oluşmaktadır. Bu bileşik NOS tüpünün içinde basınçla sıvı halde depolanır. Ancak motora gönderilirken sıvı halden gaz haline geçer ve basınç yapar. Bu basınç daha fazla yanma işlemi gerçekleştiren oksijen yoğunluğunun daha fazla yerine ulaşmasını sağlar. Bu etki ateşleme gücünü arttırır ve arabamız fena halde hızlanacaktır. Need for Speed oynayanlarımız zaten sürekli bunu kullanmaktadır. T
Terminator 2 filminden hatırlarsınız. Arnold'un tehlikeli düşmanı sıvı metal robotu sıvı nitrojenle donduruyorlardı. Veya Mindhunters filminde seri katil ilk kurbanını sıvı azotla donduruyor, beden yere düştüğünde cam gibi parçalara ayrılıyordu. Sıvı nitrojen çocuk oyuncağı değildir. Parmağınıza birkaç damla düşerse hemen kaynar ve yuvarlanır gider. Parmağınıza muhtemelen zarar vermeyecektir. Ne diyorduk buna? Leidenfrost etkisi. İzlemeyenleri videomuza alalım. Ama eğer parmağınızı sıvı nitrojene sokarsanız ve hemen çekmezseniz kaya gibi sertleşir ve kırılabilir. Tıpkı Snowpiercer dizisindeki dondurma sahnelerinde gördüğümüz gibi. Hatırlatmakta fayda var. Katıl butonumuz biliyorsunuz ki aktif hale geldi. Unutmayın ve bize oradan destek verin. Hoşçakalın. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't